Ey Allah. Melek istersen aramıza dön ha. Ne yapayım Gökhan, zorla mı güleyim? Gül Melek, zorla gül. Yeter de. Hayırdır abi, mevzu ne? Mevzu yok kardeşim, Melek Hanım'ın yersiz istekleri işte. Yersiz isteklerim mi? Bana bugün işimle alakalı çok güzel bir teklif geldi. Ben çok güzel şeyler yapabilecekken Gökhan Bey'in gereksiz kıskançlıkları yüzünden hiçbir şey yapamıyorum. Tabii ya, gereksiz. Zaten benim her şeyim gereksiz. Ben yapıyorum zaten olur olmadık şeye kıskançlık, olur olmadık işler. Gelip her şeyi karıştırmayı ben yapıyorum değil mi? Tamam ya, yapayım ya. Ya bırak beni. Gökhan. Ben alacağım, bunalttın beni iyice ha. Ya bir sakin ol abi, gel buraya. Geliyorum. Aynen. Ne işi diye tutturduysan artık boğmuşsun adamı. Ya kızım sen kendi işine baksana. Elini tutup tutamadıklarına bak, benimle uğraşma. Ya sana ne benim elimde tutup tutamadıklarımdan, kaşınıyorsun bak. Ama ben senin seviyene inmeyeceğim, boşuna uğraşma. Sen ne zaman benim seviyeme çıktığında ineceksin pardon? Anlamadım canım. Klasik laflar. Gökhan sorarsa lavaboda dersin. Hı hı, git canım git. İçindeki kötülükleri kusarsın, iyi gelir. Rahatlarsın. Selam. Ah, olamaz. Bir sen eksiktin. Burası da iyice varoşların altın gününe dalın. Varoşlarda yaşayan insanlar küçümsenecek insanlar değildir Melek'ciğim. Ve kimse geldiği yeri unutmamalı değil mi? Öyle mi? Evet. E tamam kızlar, gerginlik istemiyorum. Bir dahaki sefere gelmek isteyenler bildirir. Ona göre organizasyon yapıyoruz. İşte bu süper oldu. Bence de çok güzel olacak. Konuşabilir miyiz biraz Gökhan? Olur, konuşalım da önce ben bir sahile ineceğim. Ne yapacaksın sahilde? Emre poğaça falan almış simit. Onları yiyeceğiz, öyle oturacağız muhabbet. Gel sen de, sinirlerin niye gelir? Poğaça falan mı? Ha. Ya Allah aşkına şurada ne güzel mis gibi masa var, sandalye var. İki büklüm belini orada hiç işim olmaz yani. Ne alakası var oralarda? Canım ister gelirsin, ister babanın evine gidip havyar yersin. Sen bilirsin. İyi Gökhan'cığım, sen git bana burada bir şeyler hazırlarlar. Sağ ol. Seni beklettim ama elimdekileri görünce değdiğine inanacaksın. Ben de yeni geldim sayılır ya. Elindekiler ne? Hem sabah sabah niye çağırdın ki beni? Senin İstanbul simit, peynir ve çay üçlemene karşı benim de İzmir'in boyozlu ve yumurtasını getirdim. Vay, o zaman iki tane çay alabilir miyiz abicim? Sana bir kahvaltı borçlanmıştım, şimdi ödeşmiş olduk. Vallahi bunu her zaman yapsak mı ne ya? Evet, her zaman bir üçleme bulabiliriz. Havada mis gibi. Eyvallah. Aa. Oo gençler, afiyet olsun. Ne yapıyorsunuz? Kahvaltı yapıyoruz, gel beraber yapalım. Yok, ben geçeyim şimdi. Gökhan gelecek, onu bekliyorum. Tamam. Ha geldi zaten bak. Hayırlı işler amcacığım. Hayırdır? Bugün dünya kahvaltı günü mü var sahilde? Benim mi haberim yok? Ya gelin beraber yapalım işte. Afiyet olsun kardeşim, bizim konuşacaklarımız var. Görüşürüz. Meleğin yok yanında. Ya biz seninle ne konuştuk be abi? Doğru. Ben önüme bakacağım ve mutluluk benim arkamda. Hayırdır abi, ne iş bunlar? Ne bileyim abi, bana ne ya? Benden uzak dursunlar, ne yapıyorsa yapsın. Eşi doğru diyorsun. Kadınların hepsi böyle. Bu sabah Canser'in evinin oraya gittim. O gümüş evet. Denen herifle beraber uzaklaşıp gittiler. Öyle arkalarından baktım. Beraber. Hı. Canser işte abi. Ne bekliyorsun ki, çocuk gibi. Allah Allah. Ne öylesin? Poğaça falan mı? Ha. Ya Allah aşkına şurada ne güzel mis gibi masa var, sandalye var, iki büklüm belin orada hiç işim olmaz yani. Gökhan. Abi nereye gittin ya? Abi gittiler adamla. Sonra? Canser adamla gitti de senin kafa nereye gitti? Bir yere gitmedi abi ya. Emin misin? Eminim kardeşim de biliyorsun işte. Kafamı bulandıran tek şey Melek. Anladın mı? O kafamı çok fazla yoruyor. Başka bir şey yok yani. Eyvallah.
Ne oldu abi, açmıyor mu? Yok abi, açmıyor. Ben anlamıyorum ki abi, ne ara bu kadar samimi oldular, adam evinden alıyor, kalkıyor oraya götürüyor. Hayırdır ya? Karaoke'de şarkı söyledi ya çocuk. O ara Cansel bir değişti zaten. E malum, dün de masamıza geldi. Arada da biraz böyle bir hareketlenme yaşandı. E baba bak, ben dün o gün karaoke yaptığımızda ben ne kadar yakıştırdım sizi biliyor musun? Böyle harbi uyumluydunuz. Hani hoşuma da gitti böyle, sevimli de geldiniz. Ama daha bizim dememizde olmuyor bu işler. Hayırsa abi, ne yapalım? Ben Cansel'i düşünüyorum. Hayır, adamı tanımıyoruz, etmiyoruz. Daha yeni girdi hayatımıza. Ya bizimki de saf. Hani inanacak yine, üzülecek. Yani benim düşüncem sadece o yani, başka bir şey değil. Ne diyeyim kanka? Ben restorana kaçıyorum. Ben şu hesabı ödeyeyim de gelin. Tamam kardeşim, hadi. Rabia. Nereye? Akın bırakmadı mı seni? Yok, ben istemedim. Taksiye gideceğim. İyi, istiyorsan ben arabayı alayım, geleyim de seni bırakayım. Daha yürüyerek indim araba dükkanda. Beklersen götüreyim seni. Yok, gerek yok. Ben zaten eve gitmeyeceğim. Kermes var, oraya gidiyorum. Kermesi. Ne kermesi? Yardıma muhtaç olan çocuklar için yapılmış bir şey. Elbise yardım yapıyorsun. Ünlülerin davetli olduğu bir şey bu. Biz de tabii şimdi ünlü sayıldığımız için. Ben de birkaç elbise gönderdim. Şimdi de kendi standım var. Oraya gidiyorum. İyi, hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ha. Gurur duydum sizden. Ben de geleyim. Benim de bir katkım olur. İletirim. Teşekkürler. Görüşürüz. Gökhan. Hadi gel gidelim kardeşim. Hadi. Tamam o zaman, ben dediğimiz gibi ders sayısını arttırıyorum. Dania, kafana göre. Başta da söyledim. Ben anlamam o işlerden, anladın mı? Oranın patronu sensin. Canın ne istiyorsa onu yap. Peki madem öyle. Beni yorma yeter yani. Her şey benim kontrolüm altında. İyi bakalım. O zaman ben kaçtım. Hadi, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne haber Dania? Selam. Neredesin Gökhan? Seni bekliyorum. Kaç saattir? Yok Ati, yok sahilde kahvaltı. Bana ne zaman vakit ayıracaksın Gökhan? Ne diyorsun Melek? Ben seni sabah buradan giderken çağırmadım mı? He? Yok simit, yok poğaça, öyle kahvaltı mı? Küçümsemeseydin gelseydin sen de. Küçümsemek değil bak. Konuştuğumuz olaylardan dolayı gerginlik bu sadece. Adamlar o kadar benden haber bekliyor dedim sana. Anlamıyorsun herhalde. Bak canım benim, daha önce de söyledim sana. Benim konuşacak bir şeyim yok. O kararı sana bıraktım. Canın ne istiyorsa onu yap. Tamam? Ben zaten gereken cevabı verdim. Kabul etmedim, merak etme. Yapman gerekeni yapmışsın zaten. İsabetli olmuş. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Ha. İyi. Bir şey diyor musun? Ben çıkıyorum çünkü. İşlerim var. Bankaya falan uğrayacağım. Ha, akşam da Batulara gideceğiz zaten ha. Geçerken ben seni alacağım. İyi, tamam? Tamam o zaman. Kalkma kalkma, ben öpeyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Asel iyi değil mi kardeşim? Vallahi kanka iyi ya, çok şükür. Hani parçam koptu sanki ya, böyle anlatamam onu, böyle içim cayır cayırdı ya. Hani diyorlar ya, evladın senin canından daha değerli oluyor falan ya. Öyle zaten de hani onu yaşayınca anlıyorsun. Leyla'yı da arayı düzeltmişsin. Ya işte kızımın iyiliği için artık bir şeylere göz yumuyoruz. Doğru hareketler yaptı. Kızım için doğru neyse ben de onu yapacağım. Ama Nur'a söyledim. Herhangi bir yanlışında yine... Yok babacığım. Kırmızı ya. Kartı gösteririm ya. Hiç gerek yok. Öyle olmazım ya, anlamı da yok, anladın mı? Hiç gerek yok yani. İyi ol abi, boş ver ya. Faydası yok. Biz geldik. Biz geldik. Uyuttuk sonunda. Çocuk sahibi olmak çok zor. Gerçekten. Öyle. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz dün bizimle valla hastanelerde beklediniz öyle. Çok sağ olun tekrardan. Ya sen de var ya. Sonuçta bizim de yeğenimiz de, biz de amcasıyız onun. Aynen. Ne olacak? Çok yapmamız hoş. Gereken oydu zaten. Aynen öyle. Eyvallah. Cansel nerede? Valla bilmiyorum. Sabahtan beri arıyorum kendisini ama telefonu açmıyor. Yani büyük ihtimalle Gümüş'tedir. Ne diyorsun ya? Ne Gümüş ya? Allah Allah.
Neyse ben alırım onun ifadesini sonra. Hayda. Görüyor musun kaçak? Baba niye bu kadar şaşırıyorsunuz ya? Can sen hiç yapmaz böyle şeyler biliyoruz ama. Olmuş bir şey yani. Ya en azından buraya gelirdi yani. Allah Allah. Eloş döktürmüşsün. Hiçbiriniz de elinden almıyorsunuz ha öyle. Ayıp. Ya. Önce misafirleri ikram edelim Batucuğum. Afiyet olsun arkadaşlar. Peçete versene aşkım.